Düşünün, bir sabah uyandığınızda gökyüzü gri bir örtüyle kaplı, güneşin ışıltısı kaybolmuş ve dünya bir anda soğumaya başlamış. Nefes aldığınız hava dumanla dolu ve yeryüzü sanki son 100 yılın en soğuk kış mevsimine bürünmüş gibi. Bu bir bilim kurgu senaryosu değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin kalbindeki devasa bir volkanın uyanışı. Yellowstone süper volkanı. Binlerce yıldır derin bir uykuda. Bu dev uyandığında dünyanın genelinde büyük bir yıkıma sebep olacak. Nasıl mı? Yellowstone 640 bin yıl önceki son büyük patlamasından bu yana sessiz gibi görünse de bu, yüzeyin altında büyük bir enerji birikmediği anlamına gelmiyor. Yellowstone kalderası dünyanın en büyük aktif süper volkanlarından biri olarak biliniyor. Bu devasa kaldera 72 kilometre genişliğinde bir alanı kaplıyor ve altında yaklaşık 8 bin kilometre küplük bir magma odası bulunuyor. Süper volkanlar normal volkanlardan çok daha büyük patlamalar yapabilir ve bu patlamalar küresel ölçekte iklim değişikliklerine ve ekosistem yıkılmalarına yol açabilir. Yellowstone'un son büyük patlaması yaklaşık 640 bin yıl önce gerçekleşti. Ancak bu süper volkanın tarihi çok daha eskilere dayanıyor. Kaynaklara göre ilk büyük patlama yaklaşık 2 milyon 100 bin yıl önce gerçekleşti ve bu olay 2500 kilometre küplük bir kül bulutu yayarak devasa bir yıkıma neden oldu. Bu yaklaşık 100 bin Mount St. Helens patlamasına eşdeğer bir güç demek. 1 milyon 300 bin yıl önceki ikinci büyük patlaması benzer şekilde büyük etki oluşturdu. O zamandan bu yana Yellowstone bölgesinde küçük çaplı lav akıntıları ve volkanik aktiviteler gözlemlendi. Ancak büyük bir patlama olmadı. Ne var ki bu bölgenin tamamen sakin olduğu anlamına gelmiyor. Yellowstone'un yüzeyinde gözlemlenen sıcak su kaynakları, buhar delikleri ve geyserler bölgenin hala aktif olduğunu gösteriyor. Yellowstone bölgesinde sürekli olarak yeraltı hareketlilikleri izleniyor. Son yıllarda artan depremler ve yüzeydeki sıcak su kaynaklarının hareketliliği bu devasa magma odasının aktif olduğunu kanıtlıyor. 1959 yılında meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki Hebgen Lake depremi bölgedeki en büyük sismik olaylardan biriydi. Ancak son yıllarda daha küçük ama sürekli artan depremler bilim insanlarını endişelendiriyor. Yellowstone'un altında yapılan araştırmalar magma odasının yüzeye doğru hareket ettiğini ve bir patlama olasılığının her geçen gün arttığını gösteriyor. Eğer Yellowstone patlarsa Kuzey Amerika'nın en az 3'te 2'si yaşanmaz hale gelecek. İlk olarak yüzeydeki sıcak gazlar, lav akıntıları ve piroklastik akıntılar büyük hasar verecek. Ancak asıl tehlike atmosfere yayılan devasa volkanik kül bulutlarından gelecek. Yüzlerce kilometre hızla hareket eden volkanik mikrokül binlerce kilometre uzaklığa kadar ulaşacak ve stratosfer tabakasına kadar çıkabilecek. Bu da atmosferin üst katmanlarında yatay rüzgarlarla tüm dünyayı saracak bir kül tabakası oluşturacak. Sülfür gazının atmosferde birikmesi sonucu güneş ışınları yeryüzüne daha az ulaşacak ve ani bir soğuma yani volkanik kış etkisi ortaya çıkacak. Bu durum tarımsal üretimi ciddi şekilde etkileyecek, gıda kıtlığına neden olacak ve küresel ekonomik krizlere sebebiyet verecek. Ayrıca patlamanın ardından atmosfere yayılan zehirli gazlar solunum yolları hastalıklarına ve diğer sağlık sorunlarına yol açacak. Bu tür bir felaket dünya genelinde milyarlarca insanı etkileyebilir ve insanlığın geleceğini kökten değiştirebilir. Yellowstone'un olası bir patlaması sadece jeolojik bir olay değil, aynı zamanda insanlığa sonun yaklaştığını belirten bir giriş sahnesi olacak. Bu konu hakkındaki en çarpıcı detaysa Yellowstone'un koordinatlarının Kur'an-ı Kerim'de açıkça veriliyor olması. Yellowstone'un koordinatları 44 dereceye 36'ya 53 kuzey ve 110 dereceye 30'a 03 boylam olarak geçiyor. Bu perspektiften bakılınca 44 dereceye karşılık Kur'an-ı Kerim'in 44. suresi olan Duhan suresi geliyor. Duhan, büyük duman ve duman anlamlarına geliyor. 110 dereceye karşılık gelen sure içindeki 11 ve 10. ayetlere baktığımızda göğün insanları bürüyecek ve gözle görülecek bir duman getirecek günü bekle. Bu can yakan bir azaptır ifadelerini görüyoruz.
tefsir alimlerinin çoğunluğu bu dumanın kıyametin alametlerinden biri olarak göğü kaplayacak olan duman olduğu konusunda hemfikir olmuşlardır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise bir hadisi şerifinde bu dumandan doğu ile batı arasını dolduracak, 40 gün 40 gece duracak diye bahsetmiştir. Ayrıca Duhan suresinin 36. ayetinde şöyle geçmektedir: "Bunlar mı daha hayırlı, yoksa Tübba kavmi ile onlardan öncekiler mi? Onları helak ettik, çünkü onlar suçlu kimselerdi." Bu ayet eski kavimlerin büyük felaketlerle helak edilmesine atıfta bulunur. Tübba kavmi olarak bilinen halk, bugün Endonezya'nın Sumatra adasındaki Toba Gölü çevresinde yaşamıştır. Bu bölge yaklaşık 74 bin yıl önce meydana gelen ve dünyanın 6 ila 10 yıl süren bir volkanik kışa girmesine neden olan devasa bir volkanik patlamanın izlerini taşır. Toba Gölü'nün oluşumuna yol açan bu patlama, insanlık tarihindeki en büyük volkanik olaylardan biri olarak kabul edilir ve büyük çevresel değişikliklere sebep olmuştur. Bu konu aynı zamanda birçok bilimsel araştırmaların da odak noktası olmuştur. Yerli ve yabancı bilim insanları Yellowstone süper volkanının olası bir patlamasının etkilerini tahmin etmeye çalışıyor ve bu konuda çeşitli senaryolar geliştiriyorlar. Örneğin bir patlama durumunda atmosfere yayılacak büyük miktarda kükürt dioksit, daha demin de bahsettiğim gibi küresel sıcaklıkları düşürebilir ve tarımsal üretimi olumsuz etkileyebilir. Bu tür bir olay tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin çöküşüne neden olmuştur ve gelecekte de benzer etkiler olabilir. Amerikalı jeologlar Yellowstone'un yakın bir gelecekte patlama olasılığının düşük olduğunu, ancak bu tür bir felaketin kesinlikle imkansız olmadığını belirtiyorlar. US Geological Survey raporlarına göre Yellowstone kalderasındaki magma odasının doluluk oranı ve basınç seviyeleri düzenli olarak izleniyor. Her ne kadar yakın bir patlama beklenmese de bu bölgenin tamamen güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Benzer şekilde Hallstatt Works gibi kaynaklar Yellowstone'un olası bir patlamasının dünya üzerindeki etkilerini detaylandırıyor ve bu tür bir olayın insanlık tarihi üzerindeki potansiyel etkilerini tartışıyor. Yellowstone'un devasa bir patlama ile uyanması insanlık tarihinin en büyük doğal felaketlerinden biri olacak.